Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde incelemiş olduğumuz iki katlı iş yeri binasına eksi x doğrultusunda deprem yükü etki ederse ikinci katta oluşacak olan maksimum örtüleme ne kadar olur? Bunu elle hesaplayacağız ve sap ekibinde değerleri okumasını göstereceğim. Sonuçları birbiriyle kıyaslayacağız. Bunun için öncelikle elle bir hesap yapalım. Daha önceki verilerimizden de faydalanarak bu işlemi yapalım. Şimdi bir katın yapmış olduğu toplam öteleme, ikinci katın yapmış olduğu toplam öteleme D2 ile birinci katın yapmış olduğu toplam ötelemeyi D1 ile gösterelim arkadaşlar. Kat hizaları bunlar. Deprem bu yönde geliyor. Bina sol tarafa doğru bir öteleme yapıyor. D2'yi soruyorum arkadaşlar. D2 ne kadar? Bunu soruyorum. D2'yi belirleyebilmem için de D1'i de elde etmem lazım. Yani birinci katın yapmış olduğu ötelemeyi de elde etmem lazım. Bir katın yapmış olduğu toplam ötelenme görülü ötelenmelerin toplamı ile elde edilir. Bir katın alt kata göre yapmış olduğu ötelenme görülü ötelenme diyoruz. Birinci katın yapmış olduğu toplam ötelenme birinci katın görülü ötelenmesine eşittir. Çünkü birinci katın alt katında herhangi bir kat olmadığı için burada alt kat da olduğu için sıfır ucu tabanı binanın tabanı da bir ötelenme olmayacaktır. Dolayısıyla birinci katın görülü ötelenmesini elde edip daha sonra ikinci katın birinci kata göre yapmış olduğu fazla ötelenme olan görülü ötelenme bunu da gamma 2 ile gösteriyorum. Gamma 2 ile elde edersem gamma 2 ile birinci katın yapmış olduğu toplam ötelenme toplarsam sonuca ulaşmış olurum. Yani toplam ötelenmeyi elde etmem için her bir katın görülü ötelenme değerlerini yani gamma değerlerini elde etmem lazım. Bunları toplaya toplaya da istediğim katın toplam ötelenmesini elde edebilirim. Görülü ötelenmeleri nasıl elde ediyoruz? Görülü ötelenmeler arkadaşlar birinci katın görülü ötelenmesi aynı zamanda birinci katın toplam ötelenmesine eşittir demiştik. Birinci katın görülü ötelenmesi de birinci katın kat kesme kuvveti bölü 12 E bölü L kare çarpı toplam DI. Toplam DI dediğimiz birinci katın toplam dijitli. E elastik modülü, L kat yüksekliği. Hangi katta çalışıyorsa onun yüksekliği. L dediğimiz şey o. Kat yükseklikleri farklıysa tabi bu da buradaki L'ler de ona bağlı olarak değişecek katlar arasında. Burada V1 dediğimiz şey o katın kat kesme kuvveti. O katın kat kesme kuvvetlerini de zaten geçen derslerimizde bulmuştuk. Formülde gerekli olan toplam D'leri yani katların toplam rigidliklerini D seçeneğinde çözümlerken bu soruyu çözümlerken katlı iş yeri yapımızı çözümlerken D şıkkında elde etmiştik. Ve birinci ve ikinci katın kat kesme kuvvetlerini yani V değerlerini lazım olacak formülde lazım olacak V değerlerini de yine bu sorunun katlı iş yeri binasının C seçeneğinde elde etmiştik. Hızlı bir şekilde C ve D seçeneklerine gidebiliriz. C ve D seçeneklerinde D seçeneğinde aslında ikisi de var ama biz C seçeneğinde toplam kat kesme kuvvetlerini elde etmiştik. Burada katların toplam rigidliğini desimetre üzeri 4 bölü metre cinsinden burada elde ettik birinci ve ikinci katın. Ve kat kesme kuvvetlerinde arkadaşlar burada mevcut. Bunları da C seçeneğinde bulduk. Burada yerini yazmıştı. Bu verileri kullanacağım. Şimdi bu veriler elimde mevcutsa benim sadece o zaman ihtiyacım olan şey V'leri biliyorum. Toplam değerleri de biliyorum. E'yi LSD modülüne hesaplarım. Beton sınıfına bağlı olarak ve kat yüksekliklerini biliyorsam o zaman görülü ötelenmeleri elde etmem oldukça kolay olacaktır. LSD modülünü hesaplamak için 3250 kök FCK artı 14'ün formülünü kullanıyorum. 5000 kök FCK da kullanıldığı oluyor ama TS500'de 3250 kök FCK artı 14 ile veriyor bize bunu. C25 beton sınıfımı C25 olarak ilk dersimizde verdik. Orada anlattık. C25 beton sınıfımız C25 için çalışıyoruz. C25 için formülü yerine koyduğumuzda 30.250 megapascal yani Newton bölü milimetre karelik bir elastik modülümüz var. Bunu da 2 Newton bölü metre kare çevirirsek 3 tane sıfır eklersek elastik modülümüzü bulmuş oluruz arkadaşlar. 30.250 çarpı 10 üzeri 3 ile buluruz. O zaman
payda kısmını, yani görevli ötelemelerin payda kısmını elde edersem, yani 12'ye öbür L kare diye bir elde edersem birinci kat için. Birinci katın yüksekliği 3 metre. 12 sabit. 30.250 çarpı 10 üzeri 3 LST modülü. Birinci katın toplam rigidliğini dediğim gibi D şıkkında elde etmiştim. Burada D şıkkında elde ettiğim şey desimetre üzeri 4 bölü metreydi. Metreyi eğer desimetreye dönüştürürsem 10 üzeri 1 metre 10 desimetre olacağından dolayı onu yukarı attığım zaman bir birim kaymış olacaklar arkadaşlar. Desimetre küp olacak ve bir sıfır kaydıracağız arkadaşlar. İkisinde de birer sıfır kaydırarak desimetre bu formüllere çevirdim. Bu çevirmeleriyle ilgili ve hesaplarla ilgili detaylı bilgiler metronomi derslerimde mevcut. Metronomi derslerimden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Toplam D'yi elde ettik. Toplam D'yi de koyunca birinci kat için payda kısmında görevli öteleme formülündeki payda kısmı 31.512.7 kilonewton bölü metre çıkmakta arkadaşlar. Şimdi formüldeki payda kısmını biliyorum. Formüldeki kesme kuvvetini, birinci katın kesme kuvvetini de biliyorum. Birinci katın kesme kuvvetini 17.15 olarak elde etmiştim. 17.15'i 32.512.71'e böldüğüm zaman 0.3082 milimetre benim birinci katımın yapmış olduğu ötelenme değeridir. Yani birinci katım 0.30 milimetre. Burada metre olacak. Metre olacak. 0.82 milimetre olarak elde ediyorum. Aynı şekilde burada böyle bir söz konusu bir şey var mı? Evet. Burada da bu kadar metre, bu kadar milimetre. Bunu da düzeltmiş olalım. İkinci kat için de aynı işlemleri yaparsam, ikinci katın da toplam payda kısmını, yani 12 E bölü D kare çarpı D2 değerini hesaplarsam, burada fark edecek olan şey D2 olacak. D2 de ikinci katın toplam rigidliğinde 0.4132 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak elde etmiştik. Dolayısıyla bunu da ikinci katın formüldeki payda kısmını 16.665.773 olarak elde ediyoruz. Birinci katın kesme kuvvetinde 17.15 olarak daha önce bulmuştuk. Bunu oranladığımız zaman ikinci katın toplam ikinci katın görülü ötelenmesini, yani ikinci katın birinci kata göre ötelenmesini 1.03 milimetre olarak elde ediyoruz ki bu da görsel olarak benim ikinci katın birinci kata göre yapmış olduğu öteleme, fazla ötelenme olarak elde ediyorum. 1.03 olarak elde ediyorum. 1.03 milimetre. Şimdi birinci katın görülü ötelenme değeri birinci katın aynı zamanda toplam değerine eşit iken ikinci katın toplam ötelenme değeri, yani D2'si neye eşitti? Birinci katın görüleme öteleme değeri veya D1 değeri artı ikinci katın görüleme öteleme değerine eşitti. 1.03 ile 0.82 topladığım zaman 1.85 milimetre benim yapımın İkinci katının yapmış olduğu toplam ötelenme değeri. Burada daha önce verilenleri formül yerine koyarak elde etmiş olduk. Peki bunu SAP 2000'de yapalım. SAP 2000 nasıl değerler bulmuş? SAP 2000'e bakalım. SAP 2000'imizi açtığımız zaman aynı dosyadan devam ediyorum. Dosyalarda herhangi bir değişiklik yok. Burada sol taraftaki eksi yaparsam ve burada öteleme değerlerini eksiye bağlı olarak okursam yapımın arkadaşlar şu an hangi kattayım? Buna bakalım önce. Z eşittir 6 kodundayım.
Yani üst kattayım. Üst kat öteleme değeri mi? Bu uç için 0. çift 0 191 metre okuyorum. Bunu milimetre çevirirsem milimetre cinsinden bir değere bakarsam 1.91 milimetre elde ediyorum. Bir alt kat için değeri kaç olarak okuyorum? A aksın değerlerini okuyorum arkadaşlar. 0.94 milimetre olarak okuyorum. Benim bulduğum değerlerle kıyaslayacağım ama 1.85'e 0.82, 0.82, 0.90 çıktı. Üst katta 1.85'te üst kata çıkıyorum. ...1.91'e 1.85. Burada tabii şöyle bir şey yapmak daha doğru. Yani yapmış olduğumuz işlemleri kontrol açısından şöyle yapmamız daha doğru. SAP 2000'in kullanmış olduğu kat ağırlıkları farklı olduğu için kat kesme kuvvetleri, taban kesme kuvvetleri, kat kesme kuvvetleri farklı. Ayrıca SAP 2000'in daha önceki derslerde belirttiğim gibi katların rigidliğini nasıl bizim yaptığımız rigidlik hesabıyla aynı yapmadığını, rigidlikte de farklılık çıktığından bahsetmiştim. Dolayısıyla biz SAP 2000 verilerini kullanmış olsaydık, yani SAP 2000'in kat kesme kuvvetlerini kullanmış olsaydık, acaba bu durumda ne çıkardı? Kıyaslama açısından daha doğru olur. SAP 2000'in kat kesme kuvvetlerine bakıyorum. SAP 2000'in kat kesme kuvvetlerine biz burada 19.17 ile 29.74 olarak daha önce elde etmiştik arkadaşlar. Bu değerleri alırsam ...19.17 ve 29.74'ü burada yerine yazarsam, rigidliklerin tabi ne olduğunu bilmiyoruz. Rigidliklerinin ne olduğunu bilmediğimiz için, yani SAP 2000 bu rigidliği nasıl hesapladığını bilmediğimiz için buraya ellemiyorum. Sadece kat kesme kuvvetlerini SAP 2000'e uyarlıyorum. SAP 2000'e uyarladığım zaman benim elde edeceğim değerler toplam öteleme birinci kat için 0.3091, ikinci kat için 0.0206. SAP 2000 okuduğu değerler nelerdi? 1.91 1.91 mm buldu. Bizim bulduğumuz değer de 2 mm. Ve üst katta 0.94 milimetre. 0.94. Aradaki bu farkın da kat rigidlikleri hesabıyla alakalı yapmış olduğumuz kabullerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabi burada şöyle bir durum da söz konusu. Bizim bu bulmuş olduğumuz, biz hesap yaparken kat için bir tane toplam ötelenme değeri elde ediyoruz. Ama burada SAP 2000'in de şöyle bir yolu izliyor. Doğru olan da bu. Bunu çerçeve çerçeve analiz ediyor. Yani mesela bakın, burada biz maksimum değerlere baktığımız için sol uçtaki, yani A aksındaki değerleri okuduk. 0.94 çıkarken bu değer sol uçtu arkadaşlar. Yani arka aksındaki BB aksında bunu 0.66 olarak okuyor. Yani burada aks, bir aksın kolonların yönü veya kirişlerin rigidine bağlı olarak her bir aksın yapacağı ötelenme farklı olacaktır. Şimdi baktığımız zaman bu kolonlar evet hepsi 30'a 50, ama benim bu kolonların Y yönüne bakmakta, arkadaki kolonların X yönüne bakmakta. Dolayısıyla X yönündeki bir depremde tabii ki benim daha az kirişlerim aynı olduğu için bunu daha rahatlıkla söyleyebilirim. Benim burada rigidlerimin az olduğu yönde deplasmanlarımın, yani kolonun yönü Y yönüne baktığı olduğu için bu aksı daha fazla deplasman yapmamı bekliyorum arkadaşlar. Evet, deprem bu yönde etkiliyor ama dediğim gibi bu aksın daha fazla deplasman yapmasını bekliyoruz. Peki bu değerleri bir
elde etmek için yapmamız lazım. Yani hesap 2000 bulmuş olduğu bu değerleri nasıl aks aks çözümlüyor? Bunu da hesap 2000 böyle düşünüyorum. Hesap 2000 bunları aks aks değerlendirip her bir aksın sol tarafta diyorum. Her bir aksı x'i açayım. Her bir aksın kütlesini ayrı hesaplıyor. Yani birinci katın kütlesini nasıl hesaplayacak? Katları döşeme seviyesinde topladı zaten. Bunların ikisini topladığı zaman bu katın ağırlığı olacak. Birinci kat içinde şu iki kütleyi topladığı zaman bu pardon birinci katın değil birinci katın AA aksının kütlesi olacak. Yani katların kütlesini ayrı hesaplasa, katların rigidliklerini ayrı hesaplasa, mesela birinci katın A aksının kat kesme kuvvetini nasıl hesaplayacak? Kesme kuvvetini çizdirdiğim zaman x'e bağlı olarak 6.18 artı 6.18 olarak hesaplayacak. Ve birinci kattaki kolonların rigidliklerinde kendi arasında hesaplarsa, yani sadece S101 ve S102 kolonlarının rigidliğini kullanırsa bu formülde, dolayısıyla kat değil de bunu AA aksı diye AA aksının birinci katı, AA aksının ikinci katı, AA aksının dolayısıyla rigidliğini alsa, AA aksına gelen kesme kuvvetleri, kolonların kesme kuvvetlerini belirlese, bu şekilde yapmış olsa bulacağı ötelenme o aksın ötelenmesi olur ki her aksın ötelenmesinde farklı olmasının gayet daha mantıklı olduğunu burada anlıyoruz. Tabii biz burada çözümlemiyoruz da bina için bir tane göreli ötelenme değeri ve bina için bir tane toplam değer elde ediyoruz. Her bir katın rigidliğini bilseydik hesap 2000'in bu rigidlik hesabını bizimkiyle tutmadığı için burada çok bir şey yapamıyoruz. Bilseydik burada yazar değerleri yine kıyaslayabilirdik ama genel manada bu mantıkla hesap yaptığını düşünüyorum arkadaşlar.